Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları, güneş tutulmasının ve önemli gezegen kavuşumlarının olduğu Nisan ayı kuşkusuz bu yılın en güçlü aylarından birisi. Kişisel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda dünya üzerinde dikkat çekici gelişmelere şahit olabiliriz. Evet, güneş ayın 19'una kadar koç burcunda olacak. Ayın 26'sına kadar Merkür koç burcunda geriliyor ve gezegeniniz Venüs de 5 Nisan itibariyle koç burcuna geçecek. Dolayısıyla 12. evinizde önemli bir gezegen geçişi var. Bu durum sizi biraz enerji olarak içe döndürebilir. Hayatınızı biraz şöyle gözden geçirmek için tefekkür etmek istediğiniz, maneviyata yöneldiğiniz bir dönemdesiniz aslında. Biraz bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmanız, bazı seyahatler yapmanız mümkün. Yurt dışı konuları, yabancılarla ilişkiler, medya işleri ve benzeri konularınız da bu ay aktif olabilir. Ya da kişisel yalnız başınıza yapacağınız bazı işlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Merkür'ün retro olması ayın enerjilerini biraz yavaşlatabilir. Aslında bu faydalı da olabilir. Çünkü çok önemli gezegen hareketleri var, tutulma var. Merkür belki bizi biraz sağduyulu olmak için yavaşlatacak. Bazı konulara odaklanmamızı, daha fazla düşünmemizi, kontrol etmemizi, işte geçmişten gelen konuları gözden geçirmemizi, eksikleri tamamlamamızı sağlayacak. Özellikle sağlıkla ilgili konularınız olabilir, düzenlemeleriniz olabilir. Hayatınızda dinlenmeye zaman ayırmanız olabilir örneğin. Yani çok yorduysanız kendinizi biraz dinlenmek için fırsat yaratabilirsiniz bu ay kendinize. Ve 8 Nisan'da önemli bir güneş tutulması var. 19 derece koç burcundaki bu tam tutulma dünya üzerinde de çok ciddi etkiler getirebilecek bir tutulma. Etkileri sadece bu ayla sınırlı değil. En az önümüzdeki Ekim ayına kadar, daha uzun vadede aslında 3-4 yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. Tabii ki önce bir tutulma etkilerini hızlı bir şekilde Nisan ayında ve Mayıs ayında da hissedebiliriz. 12. ev tutulmaları, gizli olan bazı konuların aydınlanması, bazı sırların ortaya çıkması, kendinizle ilgili önemli farkındalıklar anlamına geliyor. Bunlar biraz bilinçaltı ile ilgili konular, işte daha ruhsal derin konular olabilir. Sağlıkla ilgili konularda hassasiyetleriniz olabilir. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Bir sağlık sorununuz varsa bunu çözmeye çalışabilirsiniz. Bu nedenle birazdan belki hastaneler, klinikler ve benzeri yerlerde bulunmanız gerekebilir. Tedaviler söz konusu olabilir. Terapiler için, bilinçaltı çalışmaları için de uygun bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda. Koç, yengeç, terazi ya da oğlak. Bu burçların 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulmadan alacağınız etki artacaktır. Eğer öncü burçlarda gezegenleriniz yoksa o zaman daha az etki alırsınız. Yani çok fazla sizi zorlamayabilir bu tutulma. Önce burçlarda gezegenleriniz varsa biraz daha sağlığınıza, genel hayatınıza, düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında tutulma bir şeyleri gözden geçirmenizi, yenilemenizi istiyor. Zararlı bir alışkanlığı hayatınızdan çıkarın. Bir kronik sağlık sorununuz varsa ve doğru bir tedavi uygulamıyorsanız bunu belki yeniden düzenlemeniz gerekecek. Diyete başlayabilirsiniz. İşte size uygun olmayan bir işten ayrılabilirsiniz. Ve benzeri konularda önemli etkiler, tesirler getirebilir. Şiron'la da birleşen bir tutulma. Evet, bazı yaralarımızla, hatalarımızla yüzleşebiliriz ama bunları onarma, tedavi etme, şifalandırma yollarını da bu tutulma ve tutulmanın enerjileriyle birlikte hayata geçirebiliriz sevgili boğalar. Ve tutulmanın yöneticisi Mars, balık burcunda olacak ay boyunca. Satürn'le de birleşiyor. 10 Nisan, 11 Nisan tam kavuşum gerçekleşecek. İki malefik gezegenin kavuşumu zorlayıcıdır. Size açı olarak aslında çok sert bir pozisyonda değil. 11. evinizde olacak bu kavuşum. Biraz daha hani belki iş ve kariyer konularındaki kazançlarınızda kısıtlamalar, zorluklar getirebilir. Yani para ve finans konularına temkinli yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte arkadaşlar, sosyal çevreniz, işte ilişkileriniz, romantik konular, çocuklarla ilgili alanlarda sizi zorlayacak bazı mesuliyetler, işte sorumlulukları arttırabilir ya da kendinizi bazı konularda kısıtlanmış, engellenmiş hissedebilirsiniz. İhmallerinizle yüzleşebilirsiniz örneğin. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Ve bununla birlikte tabii ki özellikle bu açı sizin burcunuzda da kavuşan Jüpiter ve Uranüs ikilisiyle de olumlu bir temasta olacak. Yani çok zorlanan bir burç değilsiniz. Ekstra bazı destekler de alabilirsiniz bu ay. Çünkü az rastlanan bir kavuşum
Jüpiter'le Uranüs'ün boğa burcundaki kavuşumu ve sizin için çok sürpriz etkiler getirebilir. Burada Jüpiter büyüme, hayatınızda maddi manevi fırsatlar anlamına geliyor. Bir yandan da manevi anlamda bir koruyuculuk anlamına geliyor. Uranüs zaten sürprizler gezegeni. Yani sürpriz fırsatların ortaya çıkabileceği bir aydasınız. Önemli farkındalıklarınız olabilir. Yani bir anda bir fikir, bir düşünce gelebilir, bir ilham gelebilir hayatınıza. Hızlı kararlar verebilir. Daha özgürce, daha bireysel, radikal değişimler yapabilirsiniz hayatınızda. Ve öncesinde yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. Hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz. Fiziksel imajınızda da olabilir değişimler, yaşadığınız mekanlarla ilgili olabilir, ilişkilerinizle ilgili olabilir. Jüpiter ve Uranüs kavuşumunun çok önemli, güçlü etkilerini, sürprizlerini bu ay karşılamaya hazır olun sevgili boğalar. Bununla birlikte tabii ki kilo almaya dikkat edin. Sinir sisteminize, hormonal sisteminize dikkat edin. Uranüs dengesizlikler yaratabilir. Jüpiter de bunu büyütebilir. Yani hormonal dengenizde, işte sinir sisteminizle ilgili konularda bazı sıkıntılarınız varsa kronik anlamda kontrollü olmakta fayda var. Eğer bazı dengesizlikler hissediyorsanız ne yapacaksınız? Sağlığınızı önemseyip gerekli kontrollerinizi yaptıracaksınız ve belki hayatınızda bazı düzenlemeler yapacaksınız sevgili boğalar. Ve 21'inden itibaren güneş artık burcunuza geçiyor. Bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve 24 Nisan'da Akrep Burcu'nun 4 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin için çok önemli bir dolunay sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa ilişkilerinizle ilgili önemli hareketler olabilir. Bu dolunay bir ilişkiyi tamamlamak, bitirmek anlamına gelebilir. Bu bir evlilik, hizmet aldığınız bir kişiyle, kurumla ilgili bir konu, belki bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz olabilir. Bir yakın arkadaşınız ya da bir ortaklığınız olabilir. Ancak bazı dönüşümler de olabilir. Tabii ki süre gelen bazı ilişkilerinizi evliliğe de taşıyabilir. Size teklifler de getirebilir. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkileriniz, anlaşmalı, sözleşmeli ilişkilerinizde bu dolunay içinde bulunduğunuz şartları olgunlaştırırken sizin için önemli dönüm noktası anlamına geliyor. Bazı önemli kararlar verebilir. Hayatınızda ilişkilerle de bağlantılı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz sevgili boğalar. Özellikle evli olanlar için eşleri ve partnerleriyle ilgili konularda da belirgin bazı etkiler ortaya çıkabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.